İslam ve Toplum. Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız Recep Tayyip Mutlu görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz programı sunuyorum. Programımıza şiirlerle menkıbeleri yayınlayarak başlayacağız. Sorun Söyleyelim'le devam edeceğiz. Sorun Söyleyelim'e katılabilmeniz için telefon numaramızı hatırlatıyorum. 0212 454 56 46. 0212 454 56 46. Şiirlerle menkıbeler. Ahmet Mekki Efendi, rahmetullahi aleyh. Kalpteki hastalık. Ahmet Mekki Efendi, büyük evliya idi. Sözleri, hasta olan ruhlara deva idi. O bir gün buyurdu ki, kalp muhabbet yoludur. Allah muhabbetiyle bulur rahat ve huzur. Eğer ki meylederse Allah'tan gayrisine, o kalp hasta demektir, bakmalı çaresine. Mesela hubbu dünya bir kalbe girse eğer, hastalığı kapmıştır, tedavi icap eder. Kalbinden bu sevgiyi kim etmişse tam ihraç, o zatın sohbetidir bu derde asıl ilaç. Allah adamlarının sözü ve nasihati, söküp atar gönülden dünyaya muhabbeti. Hubbu dünya her kimin kalbinde varsa eğer, onlardan uzak durup görmemek icap eder. Zira bu kişilerle beraberlik ve ülfet, insanı bu belaya sürükler en nihayet. Zira bir kap üzümden çürük olsa bir teki, diğer sağlamları da çürütür elbette ki. Çünkü çabuk yayılır her kötülük ve zulmet, lakin çok zor yayılır iyilik, güzel haslet. Hadiste buyuruldu, İki mümin Müslüman, bir yerde bir araya gelirlerse bir zaman, Allah ve peygamberden bahsetmezlerse eğer, Hak Teâlâ onlara elbette lanet eder. Halbuki büyüklerden bahsedilen bir yere, iner mutlak surette rahmet-i ilahiye. Kitabı okunursa onların yine şayet, yağar yine oraya bir bereket ve rahmet. Zira o büyüklerin bir sözü, bir nazarı, söküp atar kalplerden karartı ve pasları. Hakkı batıl olandan ayırmak, tefrik etmek, herkesin yapacağı kolay iş değildir pek. Dünyada en müşkil iş, hak nedir, batıl nedir, bunu doğru olarak ayırt edebilmektir. Tasavvufta yükselmiş çok büyük evliyalar, hakkı batıl olandan kolayca ayırırlar. Böyle bir evliyaya kavuşursa bir kişi, dünya ve ahirette kolay olur her işi. Kitaplarını dahi seve seve okuyan, ayırır bu sayede o da hakkı batıldan. Rastgele bir kitabı okursa birisi de, şeytanın maskarası olur neticesinde. Vaktiyle bir Müslüman Kâbe'ye gidecekmiş. Rastgele birisine gidip yol sual etmiş. Onun tarif ettiği bir yola girmiş ama nice sonra Kâbe'yi sormuş başka adama. O demiş, ne Kâbe'si, burası Horasan'dır. Aksi istikamette gelmişsin ne zamandır? Halbuki bu arada geçmiş haç mevsimi de, yanlış yere sormanın zararı budur işte.
Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sırada sorun söyleyelim var. Osman Ünlü hocamızla birlikteyiz. Buyurunuz hocam. Efendim, İslam alimlerinden ve Evliya-i Keram'dan olan Mekhul Eşşami rahmetullahi teala aleyh buyuruyorlar ki, alimler bozuluncaya kadar insanlara Allah-u Teala'nın azabı gelmez buyuruyor Mekhul Eşşami rahmetullahi teala aleyh. Bu hikmetli sözden sonra dinleyicilerimizin sorularına geçiyoruz. İlk dinleyici bizle görüşelim. İyi günler efendim. İyi günler. Buyurunuz. İyi günler hocam. Allah razı olsun sizlerden. Cenab-ı Hak cümlemizden razı olsun inşallah. Aa, buyurun. İnşallah. Annemin bir sorusu vardı. Sonra illeri birkaç gündür arıyor. O da Konya'da, şu anda sizin memleketinizde. Oralıyım ben kendimde. Evet efendim. Şeyi soracaktım. Annem seneler önce komşusu gelmiş, borç istemiş. Şey için, hani kürtaj olmak için. Annem demiş, vermem kızım demiş. Hani pazar ihtiyacım varsa şöyle böyle veririm. Sonra yine gelmiş, vermiş bunu. O kadın da kürtaj olmuş. Şimdi onun şeyini atamıyor üzerinden. Osman Hoca'ya sor bakalım, ben bunu sadaka ne yapacağım, ne yapabilirim diye. Onun için aradım. Peki efendim. Bir de hocam, ben kendim için bir soru soracağım. Benim biraz birikmiş var param. Zekata da ulaştı da. Ben bunları torunlar için biriktirdim. Torunlara versem şimdi daha biri 17, biri 15, biri de 9. Hani şimdi bilemezler diye annelerine ayırıp ayırıp bunlar çocukların desem olur mu öyle? Şimdi zekat vermek için de düşünüyorum. Aslında onların yani torunlar için hepsi. Onun peki efendim. İyi günler. Allah razı olsun. Peki, teşekkürler. İyi günler. Bir dinleyicimiz daha var. Buyurunuz efendim. Buyurunuz. Hocam Allah razı olsun sizden. Cümlemizden. Rabbim ikcan saadeti versin inşallah. Teala. Buyurun. Amin. Sağ olun hocam. Allah razı olsun. Hocam ben nikah bahsinden bazı sorun vardı. Hocam biz eşimle tartıştığımızda eşim bana şöyle dedi. Hani kavgamızda ben gideceğim evlen dediğimde bana git yüzünü çıkar. Öyle git. Ama sinirle mi, boşanma isteğiyle mi dedi, o da kendisi öyle demedim diyor. Ama bu git demesi bizim nikahımızı etkiler mi? Tekrar yenilememiz gerekir mi? Boş ol kelimesi sadece biliyordum ben. Bu git kelimesini bilmiyordum, nikahı gitmesi gerektiğini bilmiyordum. Böyle kelime söylendi diye hatırlıyoruz. Şimdi de o böyle aklımıza takıldı. Tamam efendim. Ne yapmamız gerekiyor hocam? Bir de ben hocam çocuğum olacaktı ve aldırdım. Şöyle ölüm tehlikesi ve benim de riskim. Çok ciddi şeyler söylendi. Kaç aylıktı? 3 aylıktı hocam. Ve ben şu bahsi sizden dinlemiştim. 120 günden önce müdahale edilir diye duymuştum. Hı-hı. Buna sığınaraktan ben sonlandırmak zorunda kaldım. Çok üzüldüm. Böyle durum geçti başımdan. Tamam efendim. Geçmiş olsun. Allah razı olsun. Dualarınızı da inşallah hocam. Sağ peki, olun. Teşekkürler. Bana. Hayırlı günler. Az önce naklettiğiniz sözde alimler bozulmadan Allah-u Teala azap göndermez. Evet. Alimler... Mekhûl Eşşami Hazretleri öyle buyuruyor. Sormak istiyorum. Yani alim diyoruz bir de yani. Niye bozulsun ki? Niye bozuluyor veya? Alimse bozulmaması lazım. Bu nasıl bir alimdir ki bozulabiliyor, ilmini yanlış yerlerde kullanabiliyor? Hani bizim bildiğimiz alimlerden değil mi bunlar, nedir yani? Şimdi hangi alimlerdir kastedilen? Allah-u Teala insana akıl ve irade vermiş. İradesiyle tercihini kullanıyor. Şimdi İslam dünyasında birçok alimler gelmiş, sapıtmış. Bir şey daha söyleyebilir miyim? Şimdi alim deyince mesela aklıma Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh geliyor. Hem alim hem evliya. Onun haşa bozulabileceği benim aklımın ucundan bile geçmez. O doğru. Onu açıklayacağız, izah edeceğiz. Şimdi kitaplarda anlatılırken mürşidi olmayan mürşidi şeytandır ifadesi geçiyor. İlk aynı şekilde ilmiyle sapıtan da iblistir, şeytandır. Çok bilgisi vardı. Hatta meleklerden kendisi melek değil, melek sınıfından değil, cin tayfasındandır, ateşten yaratılmıştır. Ve erkek ve dişi olarak çoğallar, evlenerek çoğallar, melekler değil. Ama kitaplarda anlatırken
önce yeryüzünde cinler vardı Adem Aleyhisselam'ı yaratmadan önce. Bunlar çok azdılar, tuğyan ettiler. Allah-u Teala meleklerle bunların hepsini imha etti. O zaman şeytan, iblis melekler safında yer aldı. Allah-u Teala da bu tercihi karşılığı buna gök kapılarını açtı. Bütün gök kapılarında aynı şekilde gidiyordu. Tabii her gökte melekler olduğu için bunun bilgisi karşısında bazı şeyler soruyorlardı. Hani meleklerin hocasıydı ifadesi oradan geliyor. Öyle bilgisi vardı. Şimdi gelelim senin sorduğun soruya. Niye sapıttı bu? Evet. Yani, niye bozuldu bu? Bile bile yani. Aha, niye bozuldu? Rehberi yoktu, mürşidi yoktu. Mürşidi kendisiydi. Nefsiydi. Nefsiydi yani. Şimdi Allah-u Teala gök kapılarını da açtı. Melekler de buna soruyor. Melekler de buna soruyor. Nefsi otomatik olarak devreye girdi. Makas değiştirdi. Allah-u Teala kul olmak yerine nefsine kul olmayı tercih etti. Nefis de Allah-u Teala'nın düşmanıdır. Dolayısıyla Allah-u Teala'yı tanımamakta, Allah-u Teala'nın hükmünü tanımamakta. Böyle bir varlık. Sen üstünsün demeye başladı nefis. Tabii. Dedi ki bak sen meleklere bile üstadlık yapıyorsun dedi. Bilmediği şey yok. Hatta melekler de duydular, bu da duydu. Allah-u Teala işte biz sınıf daha insan sınıfı yaratacak. İnsan sınıfı yaratacak. Hatta meleklerden bazıları endişe etti. Acaba Allah-u Teala bizim ibadetlerimizde memnun değil, bizi yok edecek de onları mı yeniden yaratacak falan. Bu onlara dedi ki, siz korkmayın, ben size dua ederim dedi. Tamam. Mülkün sahibi olma iddiasına geçti. Ve ondan sonra da insanı yaratıp onun özellikleri bildirildi. Melekler hatta Bakara suresinde geçiyor. Yani kan dökecek, bozgunculuk çıkaracak, ifsad edecek, fesat çıkaracak kimseleri mi yaratıyorsun ya Rabbi? Allah-u Teala sizin bilmediğiniz ben bilirim dedi. Çünkü Allah-u Teala affın açığa çıkmasını murad etti. Onun için insanları günah işleyecek şekilde yarattım buyuruyor. Eğer günah işlemeseydiniz sizi yok ederdim, günah işleyenleri yaratırdım buyuruyor. Çünkü suç işlemeyince ben seni affettim. Niye affettin? Diyecek ya niye affettin? Durdurken aff olmaz. Yani bir suç olacak affedecek. Allah-u Teala'nın affının açığa çıkması lazım. Öyle murad etmiş. Öyle dilemiş. Mülk de onun. Ve secde edin deyince mesela o da anlatılmış. Adem Aleyhisselam'a secde edilmedi. Ona doğru. Ona doğru secde edildi. Ona doğru secde edilmesinin hikmeti de Muhammed Aleyhisselam'ın nurunu taşıdığı için buyuruluyor. Kitaplarda öyle anlatılıyor. Orada gene aynı şekilde nefsine tabi oldu. Dedi ki bir dakika Allah-u Teala ya. Sen dedi burada yanlış karar verdin. Yanlış emir verdin. Bu emrini düzelt dedi. Ateş daha üstündür dedi. Ben ateşten yaratıldım. Bu dedi topraktan. Ben ondan üstünüm. Ben dedi üstün olan birisi dedi. Topraktan olana nasıl secde eder? Ve Kabe'de taştan. Kabe'de taştan. Namaz kılmak için o tarafa. Biz Kabe'ye secde etmiyoruz ki. O tarafa ediyoruz. Allah-u Teala o tarafa dedi. O tarafa aynı şekilde biz secde ediyoruz. Onu da anlayamadı, idrak edemedi. İlmi var ama nefsi örttü. Dolayısıyla bu bundan sonraki gelecek Adem oğulları içerisinde ilim sahipleri için bu bir rehber oldu. Numune oldu yani. Nefsine tabi olan netice itibariyle sapıtır. Bilgisi arttıkça kendinde bir şeyler vehmeder. Ve mesela İslam Ahlak kitabında kibir bahsi anlatılırken kibrin tedavisi için ilim lazım. Ama buyuruyorlar. İlim kibre sebep olursa bunun tedavisi yok buyuruyorlar. Hatta ulul azm peygamberlerden İsa Aleyhisselam bir sözü naklediliyor orada. İsa Aleyhisselam buyuruyor ki Allah-u Teala'nın izniyle anadan doğma amaların gözünü açtım. Ölüleri dirilttim. Dua ettim Cenab-ı Hak diriltti onları. Ama diyor cehli mürekkebin tedavisini bulamadım. Cehli mürekkep ne demek? Mürekkep yalamış yani kitap okumuş, ilim tahsil etmiş cahiller. Bunun tedavisini bulamadım. Niye? Bu ben bilirim diyor. Ben bilirim. Herkesten iyi bilirim. Dolayısıyla daha sonra yani din ilimlerini tahsil etmiş. Aa, ben artık dini çok iyi biliyorum. Yani gönderenden bile, bunu vahyedenden bile iyi biliyorum. Onun için burası eksik, burası noksan demeye başlıyor. Kendi görüşlerine aynı şekilde başlıyor şey yapmaya. Ne oldu? Bozuldu bu. Ne oldu? Bozuldu bu. Mesela İslam dünyasında 72 bidat fırkasının, bidat fırkası sıradan değildi. Bunların alimleri vardı buyuruyor. Ama
şeyde mesela Hüseyin Hilmi Efendi'nin rahmetullahi aleyh hazırladığı Faideli Bilgiler kitabında anlatırken orada bir ifade geçiyor. Bunların bir, mürşitleri yoktu. İki, bunlar alimdi ama iştihat makamında değillerdi. Peki iştihat makamına yükselebilmesi için mutlaka bir rehbere ihtiyaç var. Niye? Çünkü o makama yükselebilmesi için bunun kalbinin tasfiye olması lazım. Yani Allah-u Teala sevgisinden ve muhabbetinden başka ne varsa hepsinin çıkması lazım. Oraya sadece Allah-u Teala sevgisi yerleşmesi lazım. Şimdi siz bir misal verdiniz. Niye Hüseyin Hilmi Efendi böyle bir şey görmedik? Görmedik çünkü Hüseyin Hilmi Efendi'nin mürşidi vardı, rehberi vardı. Seyyid Abdurrahim Arvas Hazretleri. Onun da mürşidi vardı. Seyyid Fehim Arvas Hazretleri. Onun da mürşidi vardı. Taha Kari Hazretleri. 12'de Mevlana Ali Bağdadi Hazretleri. Ta Peygamber Efendimiz'e kadar gidiyor. Peki ne yapıyordu bu rehberler? Kamil ve mükemmel olmuşlar. Yani kemale ermişler. Mükemmel hale getirmişler ve insanları olgunlaştırabilecek duruma gelmişler. Yani kalplerinde Allah-u Teala sevgisinden başka hiçbir şey yok. Sadece kalplerinde değil, hücrelerine varıncaya kadar böyle. Dolayısıyla bunlar Allah-u Teala rızasından başka bir şey kalplerine gelmiyor, akıllarına gelmiyor. Ve dolayısıyla Allah-u Teala'nın dini üzerinden herhangi bir şekilde bir menfaat talebinde bulunmuyor. Bulunamıyor. Şeytanı gıdıklayan şey bunlarda olmuyor o zaman. Olmuyor. Nefisleri de bunların itminana kavuşuyor. Artık bunlar, rehberi sayesinde oluyor. Rehberi sayesinde oluyor. Dolayısıyla bunların elde ettiği ilim bunları artık Allah-u Teala'ya yaklaştırıyor. Çünkü ilim insanı Allah-u Teala'ya yaklaştırır. İlim sahibi oldukça Allah-u Teala'dan korkusu artıyor. Dolayısıyla Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh, onun üstadı Seyyid Abdülhakim Arbasız, onun üstadı ta Peygamber Efendimiz'e kadar gidiyor aleyhissalatü vesselam. Hepsi bu ilim mesela çok çarpıcı bir şekilde İmam-ı Rabbani Hazretleri, hocası Bakıbillah Hazretlerine Ahmet yine o Ahmet'tir. Yani siz olmasaydı, yani kendisini söylüyor. Ahmet yine o Ahmet. O kadar yüksekliğine rağmen. Evet, o kadar yüksekliğine rağmen. Ahmet yine o Ahmet'tir. Ha, Bakıbillah Hazretleri de Maverani Nehir'den aldığı ilmi onun kalbine yükledi. Vazifesi oydu buyuruyor. Çünkü İmam Rabbani Hazretleri ile Muhammed Masum Hazretleri yaşıtlar. Bakıbillah Hazretleri. Muhammed Bakıbillah Hazretleri yaşıtlar. Ama onlar o şeyine de bakmadılar. Yaşa başa bakmıyorlar yani. Ona bakmadılar. İlme baktılar ve o ilmi oraya akıttılar. Dolayısıyla rehberi olan, sağlam rehberi olan ve o rehberin kalbini temizleyip hazırlayıp ilim sahibi olanlarda sapma olmaz. Ama rehberi yoksa nefsini rehber edinenlerin hemen hemen hepsi bocalamıştır, sapıtmıştır. 72 bidat fırkasının sahipleri gibi. On sana o İbn-i Teymiye. O da alim birisiydi ama sapıttı gitti, ilmi sapıtmasına sebep oldu. Buna benzer çok böyle gelmiştir. Sonraki asırlara doğru gelince adam Şeyhülislam makamına gelmiş ama mason. Abduh dediğin adam mason. Cemalettin Efkani mason. Bu adamlarda bilgi yok demek değildir ki. Bilgisi vardı. Bunların bilgisi vardı. Zamanımızda İlahiyat Fakültesi'nde mezun olmuş ve İlahiyat Fakültesi'nde öğretim üyesi olmuş. İmam Hatip okullarında öğretmen olmuş. Diyanette vazife almış. Birçok kimse var. Ya eğer Diyanet kadrosundaysa şurada kadroya gelebilmek için veyahut da aynı şekilde menfaat temin edebilmek için artık bunlar yaltaklanıyor. Hani Mekkule Şami Hazretleri'nin buyurduğu gibi bunlar bozulmuş. Bunlar bozulmuş. Mesela şeyde Harun Reşit Hazretleri Abbasi halifelerindendir. Yani kitaplar onu övgüyle bahsediyorlar Harun Reşit Hazretleri'ni. Yani hizmetlerinden dolayı. Ve Cenab-ı Hak hayırlı yardımcılar da ihsan etmiş ona. Bir gün böyle vezirine demiş ki gönlüm çok daralıyor, sıkılıyor. Beni demiş birisine götür. O da almış götürmüş. Kapıyı çalmışlar içeriden birisi falan. Buyurun demiş. Halife geldi. Hemen çıkmış. Estağfurullah efendim. Niye teşrif ettiniz? Ben gelseydim de falan filan. Halife bakmış yok demiş. Ben böylesini istemiyorum. Yaltakçı yani. Ha demiş siz gönül ehli istiyorsunuz. İşte Süfyan bin Uyeyne Hazretleri'ne mi işte evliyadan birisinin kapısına gidiyorlar, kapıyı vuruyorlar falan. Ses yok bir daha. Yok üçüncü de kim o diyor. İşte halife. İçeriden ses benim halifeyle marifeyle işim yok diyor. Beni meşgul etmeyin. Beni meşgul etmeyin. Ondan sonra içeride hanımı mı annesi mi demiş. Onun da bir şey tebaya ayıp olur. Yani halife kapıya kadar gelmiş. Açmazsak olmaz. Demiş doğru söylüyorsun. Mum yanıyormuş, mumu söndürmüş, kapıyı açmış. Demişler mumu niye söndürdün? Dünyalık yüzünüzü görmemek için diyor. Halifeye. Halifeye. Halife de boş adam değil yani. Tabii. Büyük adam. Devlet başkanı ya. Ondan sonra. Yani altyapısı da var ayrıca. Müsafaha için elini uzatıyor, halifenin elini tutuyor. Ey halife diyor, elin yumuşacakmış, cehennemde yanmasa bari diyor. Hah.
Hani bizim oralarda bir kaba tabir söylerler de işte. İşte al sana bir kaya, nereye dayarsan day ederler falan. Hep birisi bir kaya şeyi falan. Sözlerini. Ondan sonra da çıkarken, çıkarken işte vezirine işaret ediyor, şey yapıyor falan. Bir kese altın, hemen fark ediyor onu. Diyor ki sen yanlış anladın beni diyor. O altını al, kim isterse ona ver. Bizim ihtiyacımız yok diyor. Senin altınla maltınla. Senin ihtiyacım yok. Bunlar da sapma olmaz. Böyleler de sapma olmaz. Bunlar dost doğru aynı şekilde. Ya gel Osmanlı döneminde, Osmanlı dönemindeki o yükselme dönemindeki sultanların zamanındaki yaşayanlara bak. Zembillal Efendi hayli yaşlanmış. Yavuz Sultan Selim Han'ın şehristanlığını yapmış bu zat. Şeyde neydi Saraçhane'de o İmeçe blokların karşısında bu tarafta mezarı var onun. Allah Teala rahmet eylesin. Yavuz Sultan Selim Han sultan ya işte maliyeli bir yolsuzluk olmuş. Maliyeli çalışanların hepsinin işine son vermiş. Duyuyor bu. Hemen kalktığı gibi doğru saraya. Pencereden bakıyormuş, bakmış bu geliyor falan. Tembih etmiş saray şeyde kapıdakilere. Bu diyor yaşlıyı içeri almayın. Hayli yaşlanmışmış falan. Ama devlet protokolünde Şeyhülislam geldiği zaman sadrazam bile bir şey yapamaz. Çok dine verilen kıymettir o. Tabii gidiyor sultan huzuruna. Anlıyor niçin geldiğini. Bana bak diyor. Bu diyor devlet, dünya işi diyor, ahiret işi değil. Sakın buna karışma. O yaptığı icraatı şey yapacak. Sakın buna karışma. Celalli bir sultan. Gayet rahat bir şekilde onun celalli bir sultan olduğunu biliyor. Sultanım diyor bu dünya işi değil. Ahiret işi. Senin ahiretin işi. Orada suçlular yerine suçluları da aynı şekilde hepsini şey yaptı. Şu anda hepsi mağdur oldu. Çoluk çocuğu aynı şekilde mağdur oldu. Hepsi üzüntülü. Yanlış yaptın diyor. Ya. Yani diyorlar efendim sultan astığın hasar. Ne astığın hasar ne kestiğini keser. Öyle alimler vardı. Dedi ki yok. Yanlış yaptın. Yanlış yaptın. Peki diyor. Fermanımı geri alıyorum. Onları iade ediyorum. Yetmez diyor. Ne yapacağım ya diyor. E onları diyor aynı şekilde işten kovdun ya diyor. Üzdün. Üzüldün. Gönüllerini alman lazım. Birer maaş da var. Bir de ikramiye. Pahalıya mal oluyor. Pahalıya mal oluyor. Şimdi bu İslam alimi. Ve devletin aynı şekilde Şeyhülislam makamında da oturuyor. Aynı şeyi sorayım bakayım bir. Diyanette bugüne kadar Diyanet İşleri Başkanları geldi. Devlet dedi ki işte bireye helal de. Helal de diyen Diyanet İşleri Başkanları geldi. Tamam. Kefile zaten diyor falan. Ondan sonra yok aşı orucu bozmaz diyor falan. Değil mi? Yani bu onu kıyas kabul etmez. Bunlar yani ilimle ama sıfatlarına bakın prof doktor bilmem ne falan hikaye yani alimlikte bir alakası söz konusu değil alim. Hatta Yavuz Sultan Selim Han şeyde Endülüs tarihini okuyormuşmuş. Yani Haçlıların oradakileri yaptıklarını Müslümanlar toplayıp yakıyorlarmış Endülüs Engizisyon mahkemelerinde. Şey yapıyor yakıyor. Mahkemeyi de şey yapıyor yakıyorlar falan. Onları öyle görünce okuyunca falan Celal'de bir sultan din gayret de fazla yüksek. Birden fırlamış demiş. Ben demiş Balkanlardan aynısını yapayım demiş. Ya, Müslüman olan olsun olmayanı kesin gitsin. İnsana böyle şey geliyor biraz. Alimler diyor ki zulüm olur diyorlar. Allah Teala sana o hakkı vermedi ki. Sen orayı fethedersin. Oraya İslam kolonilerini yerleştirsin. Müslümanları yerleştirsin. İslam alimlerini de korusun. Onlar görür. Tercih eden Müslüman olan olur. Olmayan aynı şekilde kendinde kalır. Sen kalpleri değiştirecek yetki sende yok. Ve iman etmeyenlere ceza verme yetkisi de yok. Yok. Yapamazsın bunu ya. Yapamazsın bunu. Dolayısıyla hakiki İslam alimleri, İslam alimleri Allah-u Teala rızasının dışında başka bir şey söylemez. Ve elde ettiği bilgiyi de, dünya menfaatine veya siyasete, devlete yaltaklanarak oradan menfaat temin etmeye uğraşmaz. Dönmez bile. Mesela Sesili Aliye diye bilinen rüvvet yolunda gelen evliya-i kiramın hayatlarını siz de okuyorsunuz. Dinleyiciler bizden de okuyanlar vardır. Hiçbirisi ki o zamanki devletlerin çoğu aynı şekilde Müslüman devlet başkanları ehli sünnettir. Yüzle görüşmeyi tercih etmemişlerdir. Yani gerekirse nasihat olarak aynı şekilde mektup yazmışlardır. O kadar aracılarla aynı şekilde yanaşmamışlardır. Ya İmam Hasan Mübari Hazretlerine katıyul kudat temiz mahkemesi reisliği teklif edildi. Kabul etmedi. Hapse atıldı, dövdürüldü ya. Kabul etmediği için. Kabul etmediği için.
Aman efendim, beni Anayasa Mahkemesi başkanı mı yapacaksınız falan. Efendim işte size dua ederiz, size yaltakçının tekidir yani, bunda bir hayır olmaz. Bunu bir, ve böyle olursa Allah-u Teala oraya gadab eder buyuruyor. Peki efendim, ikinci bölümde devam edeceğiz. Değerli dinleyenler, sırada bugünkü sohbetimiz var. Sohbetimizin başlığı, İslam dininde değişiklik olmaz. İslam dinine başka dinlerde olduğu gibi hurafeler karışmamıştır. Cahillerin yanlış inanışları ve konuşmaları olabilir. Fakat bunlar İslam'ın temel kitaplarında bildirilenleri değiştirmez. Bu kitaplar Resulullah Efendimizin sözlerini ve Eshab-ı Kiram'dan gelen haberleri bildirmektedirler. Hepsi en salahiyetli, yüksek alimler tarafından yazılmıştır. Bütün İslam alimlerince söz birliğiyle beğenilmiştir. Asırlar boyunca hiçbirinde hiçbir değişiklik olmamıştır. Bu temel kitapları her asrın modasına, gidişine göre değiştirmeye kalkışmak, her zaman için yeni bir din yapmak demek olur. Böyle değişiklikleri Kur'an-ı Kerim'e ve hadis-i şeriflere dayanarak, bunlara uydurarak yapmaya kalkışmaksa, Kur'an-ı Kerim'i ve hadis-i şerifleri bilmemenin, İslamiyet'i anlamamanın bir alametidir. İslam'ın emirlerinin, yasaklarının zamana göre değişeceğini sanmak, İslam dininin hakikatine inanmamak olur. Ali İmran suresinin 104. ayeti kerimesinde mealen, müminler maruf olan şeyleri emreder buyurulmaktadır. Kur'an-ı Kerim'e, İslamiyet'e saygısızca saldıran reformculardan bazıları, bu ayet-i kerimedeki maruf kelimesine örf, adet diyerek İslamiyet'i adete, modaya göre değiştirmek istemişlerdir. Eğer bu reformcuların dediği gibi İslamiyet adetlere yer verseydi, daha kuruluşunda cahil Arapların kötü adetlerini yasak etmez, o zamanın en kıymetli adeti olan ve Kabe'nin içine kadar girmiş bulunan putperestliği hoş görürdü. Halbuki ayet-i kerimedeki maruf kelimesi İslamiyet'in bildirdiği iyilikler demektir. İslam dini ilim üzerine kurulmuştur. Her bakımdan selim olan akıllara uygundur. Kur'an-ı Kerim'de ve hadis-i şeriflerde açıkça bildirilmemiş olan şeylerde, akla ve ilme uygun yeni emirler çıkarmak, yani kıyas ve içtihat yapmak, İslamiyet'in ana kaynaklarından biri olursa da, bunu yapabilmek için her şeyden önce Müslüman olmak ve lüzumlu bilgilere malik olmak lazımdır. Dinde reform isteyenler temel kitaplara dokunmayıp yalnız cahil halk arasına yerleşmiş olan hurafeleri yok etmeyi düşünüyorlarsa buna bir şey denemez. İslamiyet'e hizmet etmiş olurlar. Fakat böyle iyi düşündüklerine inanabilmek için önce Müslüman olduklarını ispat etmeleri gerekir. Müslüman olmayan bir kimsenin Müslüman görünerek İslamiyet'e hücum etmeye kalkışması büyük bir haksızlık, pek ayıp ve çok küçüklük olur. Dinde reform isteyenlerin Müslüman görünmeleri ve yalnız Müslümanım demeleri değil, Müslüman olduklarını ispat etmeleri lazımdır. Bir Müslümanın ölüm korkusu olmadıkça dinsiz görünmesi caiz değildir. Hem dinsizlik demek, iki yüzlülük, yalancılık demek midir ki bu reformcular işlerine geldiği zaman Müslüman görünüyorlar? Müslümanım diyen bir kimseyi sorguya hesaba çekmek caiz değildir. Onu din kardeşi bilmek lazımdır fakat onun da İslamiyet'in emirleriyle oynamaması lazımdır. Eğer dinin temel bilgilerine dil uzatır, bunlar üzerinde dedikodu yaparsa, bunu sorguya hesaba çekmek, halini incelemek yalnız caiz değil, her Müslümana lazım olur. Netice olarak İslam'ın ana bilgilerini, temel kitaplarını değiştirmeye, zamana uydurmaya kalkışmak, İslamiyet'i değiştirmek, bozmak olur. Müslüman demek, bu ana bilgilere inanan, saygı gösteren, bunları bozmaya kalkışmamaya söz veren kimse demektir. Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Soru Söyleyelim'in ikinci bölümüyle sizlerle birlikteyiz. Buyurun hocam. Şimdi birinci bölümde o Mekule Şami'nin sözü üzerine evet. Şey yapıldı da o bir beyit var, zaman zaman okuyoruz efendim. Onu yine aktarmak
gönlümden geçti de. Edep bir tacimiş Nur-u Hüda'dan. Giy ol tacı, emin ol her beladan. Edep taddini bilmek. Eğer din ilimleri öğrendiysen Allah'tan rızası için sınırı kur. Allah'tan rızasını gözet. Bak Allah'tan neler ihsan eder. Cenab-ı Hak hepimizin sonunu hayır eylesin. Gelelim dinleyicilerimiz suallerine. İlk dinleyicimiz dedi ki annemden dedi işte komşusu bir zamanlar bir para istemiş dedi. Kürtaj olacakmış dedi. Annem de dedi önce vermemiş dedi. Kürtaj deyince dedi. Sonra vermiş ama pişman olmuş falan. Niye pişman olsun ki? Peki yani bu günaha girdi mi? Hayır girmedi. Çünkü 120 gün önce dinini öğretmek sebebiyledir veya başka bizim bilmediğimiz bir sebepledir. Orası bizi ilgilendirmez. Yani o anda sıkışmış durumdaymış. Borç aldı ve netice itibariyle sen de ona yardımcı oldun. Yani üzülmesin. Hani kürtaj deyince hani katil oldu. Ben mi sebep oldum? Ben mi sebep oldum? Yok o sebep olmadı. Onun için üzülmesin. Yani sevap da oldu mu? Tabii Allah'tan bir kuluna yardım etmiş oldu. Yani onu sıkıntıdan kurtardı. Öbürüsü başka niyetlerle yaptı. O hesabı kendisi verir. Bununla hiç alakası yok. Bir de dinleyicimiz dedi ki benim dedi param var dedi. Fakat dedi ben bu parayı dedi yani zekat nisabına ulaştı. Torunlar için hazırlıyorum. Şimdi o miktarlar açık ve net bir şekilde şu miktar şu torun, şu miktar şu torun diye açıkça bildirmesi lazım. Böyle bildirince mesela şu anda dün baktım tabii altın fırladığı için 50 bin lirası olan falan zengin. Bir zamanlar bir şeylere baktım da 5 bin lirası olan da zenginmiş. Yani, tabii. Şimdi çeyrek altın tabii. Olmuş 1000 lira hocam. Evet. Bir zamanlar 25 liraydı. 50 bin lirası olan dinen zengin. Diyelim ki bu dinleyicimizin 70 bin lirası var. Bu ne yapması lazım şimdi? Diyelim ki 15-15 aktarırsa torunlara mesela 30'a düşer. Ha o zaman zekat vermesi gerekmez. Yani bekliyor çocuklar rüştünü ikmal etsin o zaman vereceğim diye. Şimdi biz sorulan ve söylenene göre cevap veririz. Kalbinden. Efendim işte ben öyle idare edeyim falan. O beni ilgilendirmez. Eğer sen kandırmak istiyorsan. Yani yapmak ben istiyorsan. Bu parayı biriktireyim. Sonra bir ara torunlara veririm derse o zaman zekatını verecek. Şimdi açık açık ayıracak bu para. Şu 15 bin şu torun 15 bin bu torun. Ona hiç dokunmayacak. Kendi parasına kadar 30 bin. Ha 30 bin de nisaba malik olmadığı için zekatını vermeyecek. Yok. Sizin dediğiniz gibi düşünüyorsa. Ya ileride ben torunları hazırlarım, çocukları hazırlarım falan diyorsa bunun tamamını zekatını vermek farz. Çünkü ahiret hesabını sorarlar. Efendim gelelim son dinleyicimizin suallerine. Dinleyicimiz dedi ki bir gün dedi böyle tartışma oldu falan dedi. İşte git yüzünde bırak git çıkar git falan dedi. İşte o git kelimesini kullanınca ben bilmiyordum dedi. Sadece boşadım kelimesini falan biliyordum. Boş ol kelimesini biliyordum dedi. Şimdi bu git defol git gözüm görmesin. Bunlar kinaye lafızlardır. Bunlar boşamak niyetiyle söylendiği zaman talak olur buyuruyor. Zaten dinleyicimizin beyi de demiş ki ben o niyetle söylemedim demiş. O zaman mesele yok. Yalan söylüyorsa, yalan söylüyorsa kendine sana değil. Korkutmak için söylemiştir. Dolayısıyla orada erkeğin sözüne itibar edilir. Ben boşamak niyetiyle söylemedim, korkutmak niyetiyle söyledim. Yani önünü kesmek için gitmesin diye söyledim. Dolayısıyla nikah bir zarar görmez. Ancak açık sözlerden niyet olmaz. Boşadım, şart olsun, boşsun. Bu kelimeyi açıkça söyleyince bunun tevili olmaz. Hani zırva tevil götürmez derler ya artık orada zırvalıyorsun. Onun tevili yok. Ama bunlara kitaplarda buyuruyor ki böyle kinaye olan lafızlara boşamak niyetiyle söylerse talak olur. Bağı o zaman kopartır. Yoksa kopartmaz buyuruyor. Efendim bu dinleyicimiz de dedi ki ben dedi işte çocuğumu aldırdım dedi. 3 aylıklı yani 120'de günden önce. Daha önce dedi şey yapmıştım. Dinlemiştim sizden dedi 120 günden önce müdahale. Yalnız onu tekrar hatırlatalım. 120 günden önce dinini öğretememek sebebiyle müdahale caizdir. Başka sebepler hastalık şu bu falan onlar şey değil. Çocuk hasta, çocuk rahatsız, çocuk daha normallik var. Ben buna dinini öğretemeyeceğim deyip müdahale caizdir. Yani 120 günden önce müdahale edilecekse bu niyetle ancak edilebilir. Evet bu niyetle. 120 günden sonra bu niyet de geçerli değil o zaman. Geçerli değil.
geçerli değil. Çok acil, zaruri bir durum olması lazım. Hakikaten çok anormal bir şey olması lazım. Yani çocuk olmaktan çıkmıştır orada. Ben bu çocuğa bakamam ama maddi açıdan söylüyorum. Bakamam, büyütemem. İşte bunun ihtiyaçlarını karşılayamam. Bu mazeret olmaz mı? Şimdi Mustafa Bey, çocukta diyelim daha ana karnında doktorlar baktılar, film çektiler, bilmem ne yaptılar. Çocuğun kafası çok büyüyor. Ondan sonra yok böbrekleri bilmem ne oluyor, bilmem ne yapıyor falan. O zaman dediğiniz durum karşımıza çıkar. 120 günden sonra da olsa alimlerden bazı böyle zaruri durumlarda da müdahale edilebileceğini bildirmişler. Böyle zaruri durumlarda. Ama başka türlü, başka türlü değil. Çünkü orada artık o çocuk dünyaya gelse de şey değil yani, çocuk çocukluktan çıkmış. Öyle bir durumu söz konusu. Evet. Bir başka dinleyicimiz de bir yazılı olarak soru göndermiş. Uzun uza diye bir sorusu var. Bu WhatsApp grupları falan var malum, hı hı, hanımların arasında. Bir sebepten dolayı bunu ve annesini WhatsApp grubundan çıkarmışlar. Çıkarınca da bunlar tabii işi bayağı bir şey büyütmüşler yani. Hani bizi niye çıkarttılar? Biz Müslümanlıktan çıkmışız gibi bir hale girmişler. Şimdi bununla ilgili olarak birkaç cümle söyleyebilir misiniz? Yani malum sosyal medya şu anda çok yaygın. Böyle WhatsApp grupları falan da var. İnsanlar biraz çok fazla önem atfediyorlar bunlara. Yani o grubun içerisinde bulunmak işte dünyanın en önemli şeyiymiş gibi geliyor bazılarına. Çıkarılınca da böyle dünyanın sonuymuş gibi oluyor yani dolayısıyla. Yani oralarda ne yapmak faydalı olabilir? Tamam, böyle gruplar var ama ne yapılırsa iyi olur. Yani onun dışına çıkmamak. Şimdi Mustafa Bey, gerçekten mesela diyelim ki her gün herkese lazım olan imandan bir şey gönderiyorsun. Bu da gönderdiğin kimseye sempatisi mi var, antipatisi mi var, onu da bilmen lazım. Geldiği zaman sövüyor mu, şey mi yapıyor? Bir zaman da bir tanesi vardı böyle. Böyle dedi, bu dedi kandillerde daha beri mesajını ben sövüyorum falan diyordu adam. Böyle gazeteler, haberlere falan çıkmıştı falan. Böylesine de aynı şey gönderilmez be arkadaşım ya. Önüne gelen de gönderilmez. İtimat ettiğin, güvendiğin, hani öyle bir grubun varsa onu yazarsın hani bir dereceye kadar. Ama buna da gerek yok. Niye? Ya arkadaş, yazıp başkalarına göndermekse otur kendin bir oku, bir anla. Bir tamam, oku yani. Anla, hayatına anla, geçir. Efendim ben başkasını kurtaracağım. Ya başkasını değil, önce kendini kurtar. O başkasına gönderme işi, sosyal medyada böyle bilgi paylaşma işi hocam bana tamamen nefisle alakalıymış gibi geliyor yani. Kendi nefsiyle. Ha, siz bulamadınız, ben buldum, bak bunu öğrenin. Ha. Öğrenin bak, ha, ben ne buldum. Ha. Der gibi falan. Nitekim bize çok geliyor. Zaman zaman suallere de geliyor. Biz kitaplarda rastlamadık diyoruz. Gokun amcaya giriyor falan. Onda bir şey buluyor, gönderiyor. Kaynağı neresi? Yok. Gokun amcadan bulmuş. Gokun amca zaten kirli bir yer. Dolayısıyla efendim yani böyle bir yerde bulmak bir kere bir sürü handikaplar var bunun. Bir sürü handikaplar var. Niye madalyonun öbür tarafını düşünmüyor? Ha, oradan çıkarttılar. Sen Müslüman'dan çıkmadın ki. Belki de Allah Teala lütfetti, ihsan etti. O irtibatı kestirir. Sen otur kitaplarını oku. Niye okumuyorsun? Kitap oku. Kendi aynıca gidip ibadetine ver. İbadetine ver. Efendim ona çıkarsın. Ona çıkarsın. Çünkü Allah Teala çıkartmasın. Gerisini boş ver. Hani şeyde Emel abi bir gün Cağaloğlu'nda birisi geldi işte. Efendim işte arkadaşlar şöyle dedi de böyle dedi de falan. Emel abi ona dedi ki seni dedi Emel abi seviyor dedi. Hocamız da seviyor dedi. Yetmez mi sana dedi. Başkası sevmezse sevmesin. Öyle ya. Sevmezse sevmesin. Daha ne istiyorsun? Hiç. Efendim WhatsApp'tan beni attılar. Ya Allah Teala atmasın beni. Tamam mı? Onun WhatsApp'ı sonradan çıkmış bir şey. Faydalı mı, zararlı mı? O da handikaptır. Onu aynı şekilde mesele yapıp da nefsinden bu ama. Nefsine ağır geliyor. Benim gibi birisine bunu nasıl yapabilirsiniz diye başlıyor falan. Yani ne olacak da yani atarsa atsın. Atanın, şey, atanın da nefsi devrede o arada. Tabii atanın da. Bak işte biz böyle atarız. Adamı falan böyle merak atarlar. Merak etme. O atanı da atarlar. Bir gün gelir ona da aynı şekilde şey bulur falan. İşte efendim şeyde var böyle sosyal medyada. İşte şu kadar takipçisi varmış falan. Neyi takip ediyor? Çıplak bir resmini koyuyor da beğenilmiş o. Senin işlemiş olduğun haram veya Allah-u Teala küfrettiğin sözü ne kadar çok kimse izlerse azabında o nispet artıyor. Ya bir de o var ya. Tabii. Ben yapmadım. Bir sürü şahitlendiriyorsun ya işte. Onu beğenenin imanı gidiyor. Onu beğenen de imanı gidiyor. Tabii. Tabii.
Yani o sen, hep beraber aynı şekilde cümbür cemaat efendim işte 17 milyonmuş, 20 milyonmuş, 100 milyon olsun, 1 milyon hayranlarınla olsun. Beraber cehenneme. Hayranlarla beraber cehenneme. Orada oturursunuz, WhatsApp'tan beni attıydın, Twitter'a cevap vermediydin falan diye otur konuştur onunla sana. Onun için bunlar nefsine, nefsine düşkün diyeceğiz. Şimdi dinleyicilerimden bazıları da diyecek ki efendim nereden biliyorsunuz? Çünkü nefse bağlı bu. Nefsine ağır gelmiştir. Yani Allah razı için bir şey değildir. Ama efendim işte orada bizim kalbimizde yani kalbi kırıyorsa ondan düşünsün. Kıran düşünsün. Emel abiler Allah Teala rahmet eylesin. Sık sık çağır onda. Ezen değil ezilen olun. Zalim değil mazlum olun. Ben önceleri anlamıyordum. Ne demek istiyorsun dedim Emel abi ya. Ezen değil ezilen. Zalim değil mazlum olun. Ondan sonra bir gün böyle şey yaparken şöyle baktılar herhalde bizim anlayışımızın kıt olduğunu görünce. Oradaki arkadaşlara da soruyordum ben. Dinleyenlere toplantıda. İzah ettiler. Buyurdular ki sen malını gasp ettiler ya da aynı şekilde hakkını yediler. Ne oldun dediler. Alacaklısın. Mazlum. Mazlumsun. İkiniz de aynı anda vefat ettiniz gitti. O zalim sen mazlum. Sen alacaklısın. Ana. Ahirette alacaklısın ha. Burada alacağın biter gider. Burada alacağın biter gider. Hatta şeyde birisi göndermiş. Emel abilerin bir videosu da şeyi anlatıyorlar da hani biz zaman zaman anlatıyoruz ya işte insanlara yardım etmek şey yapmak falan hocamız anlattı diye de nakil yapıyorlar orada insanları yedirmek içirmek bir an onları hatta cebine para koymak ferahlandırırsın buyuruyor Emel abi geçici olarak buyuruyorlar geçici olarak bu önemli geçici olarak ev alıverdin sevindi araba alıverdin sevindi maaşına zam yapıverdin sevindi ama geçici olarak ama buyuruyorlar Allah-u Teala'nın dinini hem bir kitabı birisine versen, o devamlı sürede senin hanene durmadan aynı şekilde artı yazacak. Ve bu artılar mahşer günü çıkacak. Dünyadaki geçici, oradaki kalıcı. Oradaki kalıcı. Onun için orada da buyuruyorlar ki, yapacağınız iyilikleri, yardımları ona göre yapın diye. Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı. Biz teşekkür ederiz efendim. Sevgili dinleyicilerimiz, bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle, hoşçakalınız. İslam ve toplum.